Herkese merhaba. Video ders çekim süreciyle alakalı bir açıklama yapmak istiyorum. Son zamanlarda zaten ben kanal sürecinde ders videoları hakkında hep samimi olmaya çalıştım. Samimi açıklamalar yapmaya çalıştım. Durumumu sizlere samimi olarak arz etmeye çalıştım. Şimdi arkadaşlar yani maalesef yakın yani üniversite bir ders videolarına devam edemeyeceğim. Çünkü şöyle söyledim. Hani daha önce de ben açıklama yapmıştım. Hani bir ders videosunun gerek hazırlık süreci, gerek çekim süreci, gerek kanala yükleme süreci anlamında baktığımız zaman tek kişiyim. Ben hepsini halletmeye çalışıyorum. Cidden çok vaktimi alıyor. Mesela 20 dakikalık bir ders videosu çekerken bile bu aslında 40-45 dakika olabiliyor. Çünkü hani soruları hani yazarken ben durduruyorum yani çok vakit kaybı olmasın diye, sıkılmayın diye. Bu anlamda hani benim çok vaktimi alıyor, çok vakit harcıyorum. Fakat gerekli hani desteği, ilgiyi de göremedim yani. Yani gerçekten göremedim. Daha önceki videolarda zaten bahsettim. 2-3 video çekmeye çalıştım bunun hakkında. YouTube çalışmalarım olsun, gelin matematik, büyük matematik projesini birlikte tamamlayalım olsun. İşte üyelikler hakkında olsun. Maalesef gerekli hani bir desteği göremedim yani çünkü bir şeyler yaparsanız hani bu şey gibi düşünün, bir şarkıcı bir şarkı çıkartır, tutacak mı tutmayacak mı, tutmazsa devam etmez. Ben de burada kanalda şu an itibariyle en son 457 tane video yüklemişim. Hadi bunları birkaçı yani ders içeriğiyle alakalı olsa hani nereden baksanız 430 civarı bir video var sadece ders anlatımı olarak. Yani şimdi bu nedenle arkadaşlar yani ben orada samimi olmaya çalıştım. Samimi hani açıklamaya çalıştım. Ama ne yazık ki hani gerekli ilgi desteği göremiyorum. Evet siz istiyorsunuz ben de yapmak istiyorum aslında. Çünkü ben mesleğimi seviyordum zaten. Ki zaten şu an olarak aktif olarak üniversitede devam etsem bu sıkıntı olmaz zaten. Devam etmediğim için hani unutmayayım. Hem sizlere de fayda olsa olsun diye ben bu videoları çekiyorum ama şimdi siz de takdir edersiniz. Zaten siz çoğu kişi belki üniversite okuyanların %90'ı ailesinden ayrı okuyor. Hayatın bizzat içerisindesiniz. Yani maddi olarak çok ciddi anlamda şu an ülke sıkıntılı zaten. Eski 100 liranın gördüğünü şu an 1000 lira görmüyor. 1000 lira verseniz eski 100 liraya denk değil. Alım gücü ciddi anlamda sıkıntılı. Yani eskiden ücretleri ne kadardı, şu an ne kadar? Yani siz de takdir edersiniz. Ben orada hani en azından abone olarak, beğeni yaparak belli. Çünkü şu YouTube'da artık tüm şeyler şuna döndü. Siz reklam vermezseniz YouTube'da siz istediğiniz kadar dünyayı da keşfetseniz ön plana çıkarmıyor sizi. Benim videolarım sizin önünüze düşmüyor veya düşüyor ilgi görmüyor. Şimdi siz ne, yani şöyle bir şey düşünün. Ben video çekeyim, atayım, sıkıntı yok. Ama bu yani karşılıklı bir etkileşim olmadığı zaman, size ulaşmadığı zaman şizofrenik vaka olur. Ben kendi kendime ders anlatıyor olurum. Yani şimdi bu anlamda bakıldığında hani sizler de hak vereceksiniz. Ben mesela kanal üyeliklerinden bahsederken onu demek istedim aslında. Yani burada mesela ben şimdi çok atıf şey yapmak istemiyorum ama hani bir kişi mesela bir yayın açıp sırf yani bir kişiye başka bir önemli kişiye şimdi hani şey yapmak istemiyorum. Benzediği için yani bir saatte 150 bin TL bağış topluyor ki benim burada hani bir eğitim anlamında her şey para mı bu dünyada? Vallahi her şey para. Cidden para yani. Sizden bir destek beklemiştim. Çünkü ne daha önceki videolarda da anlattım ben. Bir 50 bin civarı matematik öğrencisinin olduğu bir yerde hani bir video atıldığı zaman hani bir videonun en fazla izlenen videoyu fonksiyonel analizde 5000 izleniyor. Yani demek ki ya ben anlatamıyorum ya ihtiyaç yok. Yani ya da sizin önünüze düşmüyor. Yani bunlar hani ki benim şu an bir konuştum ben bu video çekmeden önce ve video sosyal medya uzmanlığından konuştum. Hocam 5000 lira en az ayda reklam vermeniz gerekiyor diyor. Ben kazanamıyorum ki yani hani 5000 ben reklam verebileyim. Reklam vermediğiniz dedi diyor artık YouTube olsun, Instagram olsun, Facebook olsun veya herhangi bir sosyal platform olsun. Sizi ön plana çıkarmıyor diyor. Çıkarmayınca da videolar ulaşmıyor arkadaşlar. Hani maalesef üzülerek söylüyorum. Ben üniversite matematik anlatmayı çok seviyorum. Benim işim asıl işim bu zaten. Akademisyendim ben ki hala akademisyenim ama aktif olarak çalışmıyoruz yani. Böyle bir durum var. O yüzden hani sizlerden ricam ya hani bu işi
bir destek vereceğiz. Gerek abonelik olarak, gerek izlenme olarak. Hani daha önce anlattığım aynı şeyleri anlatmak istemiyorum ama sosyal medyası güçlü olan arkadaşlar paylaşacak. Bir kişi işte abone yaptırmaya çalışacak, etkileşim olacak. Veya işte eğitimden biz belli bir miktar buraya harcayacağız ki daha önce de anlatmıştım ben. İşte ben genel olarak hani eğitim öğrenci seviyeleri o üyeliklerde özel ders miktarını arttırdım. Mesela 5 tane özel ders alma 2500 herhalde yazmıştım. Öyle hatırlıyorum ben. Zaten o kanal üyelikleri hakkındaki videoda var o. Hani orada anlatmıştım. Mesela bir kişi aylık 2500 TL veremez. 5 kişi birleşir. Bir kişi abone olur. Yani ben de orada der ki hocam ben işte soyut çevirden şurayı anlamadım. Bir anlatır mıyız? Kompleksten şurası. Fonksiyon analizden şurası. İşte lineer cebir şu. Topoloji bu. Dif denklem bu. Analitik geometri, soyut matematik, analiz 1. Yani 21 tane ders orada anlattık. Hocam bize bir ödev verildi. Hocam şurada bir anlamadık biz. Yapabilir miyiz? Yani bir kişiye ben link gönderirim. Orada da bahsettim. Yani orada ortaklaşa ders yapılabilir. Veya işte en düşük seviyeden yani şimdi 50 bin öğrenci arasında 100 kişi bile yani aylık 250 olarak destek vermiş olsa soru sorma hakkı, kaynak desteği, tavsiye, koçluk, hocam nasıl yapmam lazım, işte ne yapmam gerekiyor, işte sınav sorusu çözme vesaire. Mesela ara sınavımız var. Daha önceki çıkmış sorular var elimizde. 20 tane soru, 15 tanesini çözmüşüz, 5 tanesini çözememişiz. Hoca da benzerini soruyorsa, hocam işte biz bir 5 soruyu çözemedik, bir ders yapalım. Mesela nereden baksanız şu an itibariyle bir üniversite özel ders ki TYT, AYT'de bile 1000 TL, 750, yani 500 üstü istiyorlar. Biz 5 tane dersi bir aylık 500 TL'den yapabiliriz bu anlamda. Yani arkadaşlar başka yapacak vallahi bir şey yok. Ya hani sizler matematik öğrencileri olarak destek vereceksiniz bu anlamda, maddi anlamda, veya ben işte artık ne zaman fırsat bulursam o zaman olacak bu iş. Çünkü cidden olmuyor. Yani ben çok denedim. Şimdi eşim de haklı olarak, yani çocuğum var benim. Diyor ki hani sen bu tüm vaktini buna harcıyorsun, bize vakit ayırmıyorsun. Sabahtan akşama video çekiyorsun ama nerede yani? Haklı. Yani gerçekten siz de beni şey yapın ki verdiğiniz paralar bakın bağış olarak da değil. Sizlere gerek soru çözüm anlamında, gerek kaynak desteği anlamında, gerek tavsiye, gerek koçluk anlamında veya işte seviye olarak bakıldığı zaman özel ders anlamında sizlere dönüş yapacak. Yani o yüzden ya biz burada işte gördüğümüzü bu kanala abone yapacağız. İşte sosyal medyamızdan paylaşıp abonenin belli bir seviyeye gelmesini sağlayacağız. Belki o zaman sponsorluk da alabilirim ben, abone sayısı, izlenme vesaire fazla olduğunda. Veya işte izlenmesi, etkileşimi artıracağız. Veya işte arkadaşlar artık destek olacağız. Yani bağış değil bakın. Bu düşünün yani bir kişi bir saatte zırh bir kişiye benzediği için yayın açıyor ve 150 bin TL kazanıyor. Biz öyle bir bağış da istemiyoruz. Bir miktar destek olduğu zaman şimdi mesela benim bilgisayarım bozuldu. Bilgisayar almam lazım. Nereden baksanız bir 18 bin, 20 bin civarı benim işime yarayacak olabilecek bilgisayar. Maalesef bu fiyatlara gelmiş. 2-3 yer dolaştım ben. Hala eski bilgisayarımla, eşimin 2009 yılından kalma bilgisayarla ben video çekmeye çalışıyorum. Yani yapacak bir şey yok. Mecbur ara vermek zorundayım. Ancak bu yani izlenecekse bu, hani beğeniliyorsa gerçekten ihtiyaç varsa bu, öncelikle bu 457 videonun belli bir seviyeye gelmesi gerekiyor. Ben de anlayayım ki hani harbiden ya bak ya ihtiyaç var ya da benim videolarım beğeniliyor, yoksa hani beğenilmiyorsa, anlatamıyorsam ben yapamıyorsam bu işi devam etmemin hiçbir anlamı yok. Çünkü mecburen tilkinin dönüp dolaşacağı yer kürtçü dükkanıdır. Özel derse yöneleceğim ben bulunduğum şehirde. Farklı seviyelerden şu an mesela benim 5. sınıf öğrencim de var. 7 de var, 11 de var, mezun da var. Her türlü YÖS öğrencim de olduğu zamanında. Yani her türlü ihtiyaca binaen biz orada anlatmaya çalışacağız. Yani gençler umarım açıklayıcı olmuştur. Yani eleştiren de olacaktır ki bu video bile çok az kişiye ulaşacak. Yani çünkü biraz önce konuştum. Yani hocam reklam vermediğiniz müddetçe, aylık 5000 civarı bir harcama yapmadığınız müddetçe ön plana çıkarmıyor diyor arkadaşlar. Ben vidIQ'da kullanıyorum. Hani SEO skoru ne çıksın, etiketleme yapıyorum, hashtag yapıyorum ama olmuyor. Yani sizlerden ricam ya bunu biz bu anlamda destek vererek belli bir seviyeye getireceğiz ya da ben artık
Zaman buldukça yapacağım. Çünkü başka şansım yok arkadaşlar. Olmuyor yani. Herkese iyi çalışmalar dilerim. Hayatlarında başarılar dilerim.